Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Davulla zurnayla kendi ülkelerine göndereceğiz. Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sığınmacıları davul zurnayla huzur içinde memleketlerine göndereceğiz deyince önce çıktılar, ekonomi sığınmacılar sayesinde ayakta duruyor. Şimdi bazı şehirlerde sanayi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin, yüz binlerce insan. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyorlar. Bunlar kimse de gönderemez. İleri geri konuşuyorlar öyle. Öyle bir şeyin de olduğunu kimse düşünmez. Ardından Erdoğan çıktı, finansmanı iyi yönettiğimiz için mülteci almaya devam edeceğiz dedi. Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor, bunu alıyor ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Ama sonra genel başkanımızın müdahalesi üzerine çark etti. Saray ve sözcüleri Türkiye yol geçen anı değil, Türkiye Avrupa'nın mülteci ambarı değil, daha fazla göç yükü kaldıramayız demeye başladı. Türkiye elbette yol geçen hanı değil. Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de yoktur. Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak, bu yükü kaldıracak bir kapasitesi yoktur. Sonra da Türkiye sınırlarına hakimdir diye böbürlenmeyi de ihmal etmedi. Türkiye'de kaçaklar dahil toplam sığınmacı sayısının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Sınırlara hakimseniz, kendi ifadenizde kaldırılmayacak seviyeye ulaşan bu sığınmacıların bu ülkede işi ne? Yönetemiyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Gerçekten de Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor arkadaşlar. Bir yerlere doğru savruluyor.